Evet, güzel bir soruydu Lebron, teşekkürler. Ama cevabı geçmeden önce New York Times gazetesinde yayınlanan ilginç bir haberi göstermek istiyorum. Çünkü sorduğun soruyla yakından ilgili. Bu gördüğünüz 2009'un Ekim ayında yayınlanmış bir haber. Yani biraz eski ama çok da ilginç. Grafikte 1979-1980 sezonunda basketbolda ilk kez üç sayılık atışların uygulanmaya başlanılmasından itibaren giderek sıklaştığını görüyoruz. Yani daha çok oyuncu üçlük atmaya çalışıyor. Burada da NBA'de yani Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki her takımın sezon başına yaptığı üçlük denemelerini görüyoruz. Görden o ki 3 sayılık atış denemelerinin sayısında bir yükselme var hem de neredeyse sabit bir yükselme. Tabii her veri setinde olduğu gibi burada da birkaç anormallik var en çok göze batanlar da 90'ların sonundaki bu 3 sezon. Sizi bilmiyorum, yaşınız yetiyorsa belki hatırlarsınız ama ben hatırlıyorum, bunun sebebini hatırlıyorum, o sezon üçlük çizgisini potaya yaklaştırmışlardı. Böylece her maç atılan, yapılan sayı daha fazla oluyordu. Bununla doğru orantılı olarak heyecan daha fazla oluyordu ve daha çok seyirci oluyordu, daha çok insan maça gidiyordu. Ve sonra çizgi eski yerine geri çekildi. Bakın, burada da görünüyor zaten. Ve buradaki de kısa süren bir sezondu. Ama burada, bu hangi yıl, 2001-2002 sezonunda ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. Ama bu grafikte esas dikkatimizi çeken kısım her sezon daha çok oyuncunun üçlük denemeye başlaması oluyor. Bu tespiti unutmayalım. Evet, bunları anlattıktan sonra asıl sorumuza, esas sorumuza geri dönelim. Soruyu cevaplayabilmek için nba.com NBA.com sitesinden sana ait istatistikleri çıkardım. Şimdi kariyer istatistiklerine bakacağız. Üç serbest atışınla bir üç sayılık atışını karşılaştıracağız. Evet, burada üçlük yüzdelerim verilmiş. Evet, işte kariyerim boyunca attığın üçlüklerin yüzdesi. Bu sayı yuvarlarsak yaklaşık yüzde 33 eder. Yani senin üçlük yüzden yüzde 33'müş diyebiliriz serbest atış yüzden, yani tek sayılık atış yüzdense neymiş kariyerim boyunca? Evet, buradan aldığımız bilgilere göre yaklaşık yüzde %75 75'e denk geliyor. Yani bu sayılara bakınca açık bir şekilde görebiliyoruz ki tek bir serbest atışı sayı yapma ihtimalin tek bir üçlük atma ihtimalinden çok daha yüksek. Hatta iki katından bile fazla. Ama senin sorun bu değil. Senin sorun üst üste 3 tane tek sayılık, üst üste 3 tane serbest atışı sayı yapmayla ilgili. Arada önemli bir fark var çünkü bu istatistik üst üste yaptığın atışlar için geçerli olmayabilir. Şimdi yapacağımız analiz, daha önce başka bir videoda sorduğum benzer bir soruya. Neydi? Üst üste 10 serbest atışın analizine çok benziyor. Evet, şimdi peş peşe 3 tane serbest atış düşünelim. Birinci atış. Hatta şöyle düşünelim, milyarlarca hatta trilyonlarca LeBron James düşünelim. Hepsi de senin birebir kopyan ve hepsi de o ilk serbest atışta topu potaya gönderiyor. Ne olacak? %75'i bu trilyonlarca LeBron James'in %75'i ilk atışı sayı yapacak. Bu da 4/3'ü demek. O zaman ortalama olarak %25'inin de ilk atışı sayı yapamayacağını söyleyebiliriz. Bunlar kesin değerler değil ama kariyer istatistiklerine, istatistiklerine baktığımızda trilyonlarca LeBron olan bir senaryoda doğru tahmin olma ihtimali oldukça yüksek. Peki, ikinci serbest atış. Şimdi burası önemli. Burada ne yapacağız? Sadece ilk atışı sayı yapabilen LeBron James'leri tutacağız. O yüzden ilk sayıyı atabilen, ilk atışı sayıya çevirebilen %75 üzerinden düşüneceğiz. Kalan yüzde 25'in bir kısmı ikinci hatta üçüncü atışı da sayı yapabilir ama bizim için önemli olan ilk atışı sayı yapanların ikinci atışı da sayıya çevirmeleri. Yani ilk sayıyı atamadıysa bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü biz hatırlayalım 3 atışı da sayı yapabilenlerin peşindeyiz. Şimdi burada ne olacak? İlk serbest atışı sayıya çevirenlerin içinde yüzde 75'inin ikinci atışı da sayı yapabileceklerini tahmin ediyoruz. Yani %75'in %75'ini alıyoruz. Burası %75'in yarısı. Bu da ilk ve ikinci sayıyı atabilen %75'in %75'i. O yüzden burası %75 çarpı %75. Ve bu tarafta da serbest atışlardan en az birini kaçıranların farklı kombinasyonları var. Peki, şimdi üçüncü serbest atış. Şimdi burada bu Lebron James'lerin, bu Lebron James'lerin yüzde kaçı üçüncü atışı sayı yapabilecek? Bunların içinden de yine yüzde yetmiş beşi üçüncü serbest atış sayı yapabilecek. Yani bu sayının yüzde yetmiş beşi, görsel olarak da işaretleyelim, burası yarısı ve burası da yüzde yetmiş beşi. Üçüncüyü de atabilecek olan, üçüncüyü de sayı yapabilecek olanlar bunlar. Burası 75 çarpı yukarıdaki sayı. O sayı da yüzde %75 75'in yüzde 75'iydi. İşte bu, Lebron James'lerin kaçının 3 atışı birden sayıya çevirebileceğini gösteriyor. Bunu farklı şekillerde yazabiliriz. Hepsini çarpabiliriz. Ya da 75 üzeri 3 diyebiliriz. Veya 75 yani 75 bölü 100 üzeri 3 diyebiliriz. Veya 0,75 üzeri 3 yazarsak da aynı şeyi elde etmiş oluruz. Evet, şimdi gelin hesaplayalım. Nasıl hesaplarsak hesaplayalım, aynı sonuca ulaşacağız. Hesap makinemizde 0,75 çarpı 0,75 çarpı 0,75 dersek 0,42 oluyor değil mi? 0.75 üzeri 3 yazdığımızda da aynı sonuca varıyoruz. Yine 0,42. Bunu yazalım. Yaklaşık olarak %42. O halde üst üste 3 serbest atışı sayıya çevirme yani üst üste 3 birlik sayı atma ihtimalin %42 imiş. Ve bu yüzde de hala tek bir üçlük atış yapma ihtimalinden yüksek. Evet, sorduğun sorunun cevabını bulduk ama bu videoyu izleyenlerin rakamlar rakamlar ve oyuncular, esas oyuncular farklı olsaydı ne olacağını düşünmelerini istiyorum. Herkes LeBron James değil. Mesela bu hesabı diğer NBA oyuncuları için de yapabilirsiniz ya da istatistiklere ulaşabilirseniz Türkiye Basketbol Ligi'ndeki, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki oyuncular için yapabilirsiniz. Belki üçlük atma ihtimali ardarda arda üç tane serbest atış atma ihtimalinden daha yüksek olan oyuncular olabilir değil mi? Eminim böyle oyuncular vardır. Siz bir bakın.